Efendim, üçüncü dinleyicimizin bir suali vardı. Bir televizyonda bir tanesi dedi, konuşuyor dedi. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri hakkında din İngilizce falan böyle acayip laflar etti dedi. Tabii bunu söyleyenin cibilliyetinde veyahut da anında kanında bir bozukluk var ki kendi tinetini, kendi bozukluğunu böyle büyüklere aynı şekilde yamamıştır. Yalnız Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri 13. asrın Hicri Müceddid'dir diye kitaplarda geçiyor. Hazreti Osman radıyallahu teala Hazretlerinin soyundan geliyor, Kureyşi'dir. Ve bu zat hakkında buyuruyor ki Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri hakkında nübüvvet hariç bütün kemalat Allah-u Teala kendisine vermişti. Taha-i Hakkari Hazretleri'nin evladı Resul'den Taha-i Hakkari Hazretleri'nin de üstadıdır. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri. Kendi üstadı Abdullah Dehlevi Hazretleri'dir. Evladı Resul'dür, Seyit'tir. Hindistan'dan etundur. Bir sene boyunca aynı şekilde Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri Hindistan'a gitmiştir. Sırf Bağdat Üniversitesi rektörü olduğu halde kalbindeki o şeyi giderebilmek için, rahatlığa şey yapmak için Mekke'ye gidiyor. Mekke'de kendisine aynı şekilde bir tanesi bir nasihatta buluyor. Ondan sonra bir sene sürüyor yolculuğu. Tayyare mayyare yok. Yani Bağdat'tan bir çıkıyor, oradan çıkıyor, aynı şekilde Irak, İran, Afganistan, ondan sonra Himalyalara atlıyor, geçiyor. Öyle geçmek kolay değil. Ben Hindistan'a gittim, havada 6 saat tutuyor. O zaman daha iyi anladım. Ya dedim 6 saat ben yoruldum, uçakta yoruldum. O dedim yayan gidiyor. Bir sene gidiş, bir sene geliş. 6 ay kaldı orada hocası Abdullah Dehlevi Hazretleri'nde. Öyle kolay mıdır o şey? Ve hatta 6 ayda kemale gelince diğer talebeler Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin efendim demişler hani burada senelerce çalışan var. Buyurmuşlar ki bunun her şeyi tamamdı. Fakat ilmi kalbinin etrafında bir kibir halesi getirmişti. Bizim vazifemiz o kibri yıkmaktı ve yıkıyor. Ondan sonra da şimdi geriye dön buyuruyor. Şam ve Bağdat'ta aynı şekilde tekrar hizmetlerine devam diyor. Şam'da metfundur. Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. Böyle mübarek bir zattır. Bu zatla Osmanlı döneminde de meşgul olmuşlar. Şikayet etmişler. Osmanlı Sultanı o dönemde kendi aslında 1800'lü yıllarda yaşadı. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri miladi takvime göre Osmanlı Sultanı kaçıncı Mahmut bunları bilemiyorum ama Mahmut Han var başta. Bir tanesi hem de şikayet eden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yolunda olduğunu, Mevlevi olduğunu söyleyen birisi gidiyor sultana diyor ki Mevlana Halil Bağdadi'nin kutsi soru çok aynı şekilde talebesi seveni var. Devlet için diyor aynı şekilde tehlike olabilir. Hasede bak. Hasede bak tabii. Ha. Sultan Mahmut Han da Allah adamlarından bu devlete zarar gelmez diyor. Yani Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri'nin Allah adamı. Yani Allah adına sevgili kulu, evliya kulu. Yani devletin başındaki diyor ki Allah adamıdır, onlardan zarar gelmez. Kaç asır sonra çıkıyor İngiliz aşanı diyor. Ne sahte herif bunlar ya. Ve o bu söz Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri'nin kulağına gidiyor. Sultanın kendisi için böyle söylediğini. Hayır dua ediyor sultana. Ve kendisini şikayet edeni de onu da diyor üstadına havale ettik. Cezasını o versin. Yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne havale ettik. Vefat etmiş. Mevleviyim diyor. Mevleviyim diyor. Ve gün geliyor bir isyana o karışıyor. Şikayet eden. Ve bu isyana karışanlar da idam ediliyor. Bu da hikmet-i ilahi Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinin önünde idam ediliyor biliyor musun? Biz diyor şeyhine havale ettik diyor o cezasını versin. Ama havale etmiş ya. Yani bunlar keskindirler. Vefat etseler bile de aynı şekilde keskindirler. Onun için hani Ubeydullah Harar Hazretleri'nin bir sözü var. Ya Rabbi sen bu büyükleri nasıl yapmışsın ki tanıtmak istediklerini bunları tanıtıyorsun. Bunların Allah adam olduğunu, evliya olduğunu o kimse kalbiyle, aklıyla tanıyor, seviyor, muhabbet ediyor. Ve bu şekilde de sana ulaşıyorlar. Çünkü bunlar vasıta. Allah-u Teala'ya tanıttıran vasıtalar. Onlar çekiliyor zaten aradan. Ama helak etmek istediğinde bunların üzerine gönderiyorsun. Mesela Şah Nakşibend Kutsi Resulü Hazretleri'ne dil uzatan küt diye gidermişmiş. Demişler efendim kılıcınız çok keskin. Demişler ki biz kılıcımızı aynı şekilde hiç kaldırmadık ki. Kılınç yerinde duruyor. Ama onlar gelip kendileri aynı şekilde sürtünüyor. Kılıca çarpıyor. Yani Cenab-ı Hak helak etmek istediğinde bunların üzerine sevk eder. Bunlar Mevlana Halil Bağdadi Kutsi Resulü Hazretleri ya ihanet şöyle dursun veyahut da İngilizlere çalışmak istiyorsun. Yani İngilizlerin İslam düşmanı olduğunu talebesi
Taha Hakkari Hazretleri, Taha Hakkari Seyitim Hazretleri, Seyitim Hazretleri, Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni anlatmış. Ve Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri de İstanbul'daki vaazlarında İslamiyet'in en büyük düşmanı İngilizler diye anlatmış. Talebesinin talebesi. Nereden öğrendi bunu? Üstadında. Sen böyle bir zata aynı şekilde İngiliz ajanı. Ha demek ki İngiliz ajanı diyen İngiliz ajanı o zaman. Öyle ya. Bunları kötülemek, saf dışı etmek. Çünkü bunların sözlerine itibar edilmeyince İngilizlerin, din düşmanlarının bir tek maksadı var. Yani kale durumundaki olanlar, insanları uyandıracak olanları karalarlar, iftira ederler, onları ortadan kaldırırlar. Biz mesela İmam Hatip Okulu'na giderken, o zaman da lise kısmında İmam-ı Gazali Hazretleri'ni öyle metüsena ediyorlardı ki derslerde. Ama en sonunda bir laf ediyorlardı. Ama işte kitabına bir sürü mevdu hadis koymuş. Doğrudan doğruya İmam-ı Gazali Hazretleri'ne saldıramıyor. Sen kimsin diyecekler. Ama bu şekilde böyle onun itibarını düşürüyor. Gözden düşürüyor. Mevdu hadis. Yani uydurma diğeri, hadisleri kitaplarına yani. Aynı şekilde almış. Alimmiş malimmiş falan ama bak bunlar da bilememiş. Sen 17-18 yaşındasın, gençsin. Dolayısıyla senin zihninden İmam-ı Gazali Hazretleri ve onun gibi ehl-i sünnet alimlerini siliyor. Niye? Kendi maksadını yerleştirmek için. Zındık, mezhepsiz, satılmış kim varsa onlara alim diye takdim edecek, onları senin önüne koyacak, onların kitaplarını aynı şekilde okutturarak seni İslamiyet'ten uzaklaştıracak. Onun için bunlara karşı Müslümanlar çok uyanık olması lazım. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname isimli kitabını, hakikat kitabını herkese lazım olan iman ismiyle bastı. Hatta bu kitabı önce Kemahlı Feyzullah Efendi Osmanlıca'ya aktarmış. O tercüme esas alınmak suretiyle ayrıca başka kitaplardan da aynı şekilde nakiller yaparak başka kitaplarda konmak suretiyle onun ebadı genişletilmiş. Ama esas Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nindir. İtikadname isimli kitabı. Mevlana, o herkese lazım olan iman kitabı. Dolayısıyla biz bu alimlerin hem hayatlarını hem kitaplarını okuyacağız. Şimdi merak edenler olabilir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatını hakikaten tavsiye ederiz. Yani okunmasını, bizzat okunmasını tavsiye ederiz. Nerede bulabilirler? Uzun ve geniş olarak Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu Evliyalar Ansiklopedisi vardı daha önce. 12 cilt. Orada var. İslam Alimleri Ansiklopedisi ve Türkiye Gazetesi orada da var. Ve Türkiye Gazetesi daha sonra işte Anadolu Evliyaları ve Suriye Evliyaları olarak verildi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatı o Suriye Evliyaları evinde varsa, Türkiye Gazetesi almışsa bu ansiklopedilerde aynı şekilde onların hayatı var. İnsan okuyunca hayran kalıyor. Hatta kendini tutamıyor. Bazı yerlerde ağlıyor. Tabii ondan sonra sevgi düşüyor. O sevgi şimdi Allah adamlarına olan sevgi bizi nereye götürür? Resulullah Efendimiz'e ve Allah-u Teala'ya ulaştırır. Oraya kavuşturur, onun rızasına kavuşturur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi zatların kötülenmesi bizi dinden uzaklaştırır. Bunu iyi bilmeli. Yani bu büyükleri tenkit eden veyahut da dil uzatan birisi varsa muhakkak aynı şekilde hemen bir soru işareti. Ya çok cahildir, ahmaktır veya bu kimse sinsi bir din düşmanıdır. İslam düşmanıdır. Onun için çok uyanık olmak lazım.